Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size 2011 BMW 1.6 Premium tanıtımını yapacağım. Araç kendi aracım. 4-5 aydır kullanıyorum. Edindim tecrübeleri sizinle paylaşmak için video çekiyorum. Aracım 196.000'de. Hatasız, boyasız arkadaşlar. Tanıdık bir arkadaşımızdan aldık. Şöyle göstereyim. Çelik jantlı modelimiz. Prince'le LPG'li aracımız. Şunlar koltuk kılıfları arkadaşlar. Koltukların altında herhangi bir problem yok. Bahçeye gelip gidiyoruz. Şöyle sonradan takılma bir NBT ekranımız var. Dijital klimamız var. CD çalarımız var. Zaten multimedya sistemi takıldıktan dolayı AUX girişinden dolayı da Bluetooth'lu her türlü telefonu bağlayıp eşleyip kullanabiliyorsunuz. Arka koltuklarını da göstereyim size. Evet arkadaşlar, arka oturma diz boyunda. Arkası biraz dar. 1.70 boyundaki bir insan çok rahat oturuyor ama üzeri biraz daha zor oturuyor. Kokpitimiz çok güzel. Direksiyonumuz, fonksiyonel tuşlarımız var. Onu ön tarafa geçince biraz daha detaylı göstereceğim size. Bagajda da biraz malzemelerim var ama şöyle de göstereyim bagajını size. 30'luk tüpümüz var. Geri kalan da poşetler, ıvır zıvır. Bu şekilde bir bagaj hacmi var. 2 kişilik bir aile için gayet yeterli. Prince'li LPG'miz var aracımızda arkadaşlar. Çalışması da gayet sessiz. Otomatik şanzıman. Şu şekilde multimedya oynatma konsolumuz var burada. E90'larda yapılanlar gibi. Aracımız dediğim gibi 166.000'de. Yakıt olarak da arkadaşlar, herkesin merak ettiği genelde o. Ortalama 10 litre, 11 litre şehir içi yakıyor. Bujlerini falan değiştirdim. Uzun yolda 8 litrelere, 7 litrelere kadar düşüyor. Ama ortalama 8-9 arası uzun yolda da yakıyor. Onu da söyleyeyim size. Yakıtı çok da ekonomik değil. Bu videoyu çektiğim tarihi de söyleyeyim size. 10 Nisan'da çekiyorum. Arkadaşlar, yakıtlar inanılmaz pahalı. Şu an gaz 11,5 lira. Ona göre hesabını siz yapın. Aracımız 270 liraya doluyordu. Şu an 300 liraya falan fulleniyor. 300 liraya da 270 kilometre falan yol yapıyor. Şehir içi ve uzun yolda karma bir şekilde. Multimedya ekranımızda navigasyonumuz var. Şöyle göstereyim. Şurada uygulamalarımız var. Kendi uygulamalarından da ekstra indirebiliyorsunuz. YouTube'a bağlanıyor. Yandex haritayı indirdim. Yandex'in şeyi güzel oluyor. İnternetsiz haritası. Çevrim dışı. Şimdi şuradan da OBD cihazına bağlanıyor arkadaşlar. Video izleme falan da var. DAS kurulum diyorsunuz. Bu şekilde de bir arabanın kilometre ve devir saatini gösteriyor. Kapı açık onu gösteriyor mesela. Bu detaylar çok güzel. Sıcaklığı gösteriyor, saati gösteriyor ama şu ortadaki aracın kilometresini göstermiyor. Keşke onu da gösterseydi. Bunun da renklerini değiştirebiliyorsunuz şöyle. Mesela turuncu yapalım. Turuncu da bu şekilde oldu. Sarı yapalım. Sarı böyle. Neyse, bununla çok oyalamayayım. Şu cam göbeği ve kırmızısı çok güzel. Ben genelde kırmızıyı kullanıyorum. İçten kararmalı dikiz aynası var arkadaşlar. Yani cepleri de biraz küçük. Çok büyük bir araç olarak düşünmeyin. Şöyle
kemerimizi takalım, ufak bir test sürüşü de yapalım. DTC düğmemiz var. DTC'yi biliyorsunuz diğer 320'lerde falan DSC diye geçiyor. DTC diye geçiyor. Direction Control System. Patinaj yapmasını engelliyor aracın. Yani Volkswagen'lerdeki ESP gibi, diğer arabalardaki ASR gibi bir teknoloji arkadaşlar DTC'de. Onu kapattığınızda araç sürekli pati çekiyor. Kontrol sistemini kaybediyor. Yani bütün kontrol tamamen sizde oluyor. Yollarımız bayağı bozuk. Bahçemiz var. Bahçeden gidiyorum. Yani 1.16 alınır mı? 2022 Nisan ayının 11'i bugün. Şu an bu aracın piyasası arkadaşlar hatasız boyasız 166.000'de 275-280'den başlıyor. 360.000 liraya kadar gidiyor. Benim aracım da satmayı düşünüyorum. Bir arkadaşla da bir pazarlık yaptık. Muhtemelen sattım gibi. Aracından ben çok memnunum. Satma sebebim de benim tek sebebim burada bir bahçe aldık. Bahçemize küçük bir ev yapıyoruz. Ev için para lazım oldu. Yoksa 1.16'dan çok memnunuz. Gayet güzel. Eşim de kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Yakıtından da çok memnunuz. Bize yetiyordu arkadaşlar. Üzerine bir miktar para alacağımız bir araçla pazarlık yaptık. Bir aksilik olmazsa yarın teslimatını yapacağız aracımızın. Tavsiye ederiz. Özellikle bayanların kullanması için çok güzel bir araç. Lastik sensörü, lastik basınç sensörü var. Lastiğin havası indiği zaman da ne kadar indiğini ya da nerede patlak olduğunu falan hemen ekranda gösteriyor. Sağ lastik, sol lastik olarak değil de lastik kırmızı ekranda çıkıyor. Zaten BMW'lerde sarı ekranlar şeydir, hafif uyarlar, aydınlatma yanmıyor. Örnek veriyorum, cam suyu yok. Bu tarz bilgileri sarı ekranda veriyor. Ama kırmızı olduğu zaman dikkat edilmesi gereken uyarı lastiklerde bunlardan bir tanesi. Bizim lastiğimizin havası biraz indi. Hemen uyarıyı verdi ekranda. Yani hava basıncı da 12'lere falan düşmüştü. O özelliği güzel. Şu an anlık yakıtını gösteriyorum size. Bakın rampa çıkıyorum arkadaşlar. Rampanın yüksekliğini görebiliyor musunuz? Bakın şu an 12 litrelere çıktı. 14 litre. Şu an rampa geçti. Rampa aşağı ineceğim. Ben biraz da devirli kullanmam için gayet ekonomik, bize yetiyor aracımız. Bakın şu an rampa, yani tam daha aşağıya değmedik. 3.5 litre falan yakıyor. Güzel araba, tavsiye ederim. Yani şu anki benzin fiyatlarında, gaz fiyatlarında en ekonomik LPG'li araçlar oldu. Bundan 2 ay önce, 3 ay önce benzinle LPG arasında 2-3 lira farkı olduğu için ben gaz alıyordum. Pompacılar bile bana dedi, abi şu zamanda gaz almak mantıklı değil dediler mesela. O zamanlar 3 lira 4 lira fark vardı. Yan pompaya bir bakıyordum, taksiciler bile benzin almaya başlıyorlardı yani. Ben boşa gaz alıyorum dedim. Ve şu an inanılmaz derecede Brent vergi petrol fiyatları 110-120 dolarlara çıktı. Benzinler şu an dediğiniz gibi, bildiğiniz gibi 20-21 liraları buldu. Yani şimdi 21 liraya benzin almak mı, 10 liraya gaz almak mı derseniz ben 10 liraya LPG alıyorum. Şu anki zamanda en tasarruflu, en karlı benzin ve LPG'li araçlar. Aracımız atmosferik 112 beygir ya da 116 beygir olması lazım. 1.6. 4 silindir. Evet, performansı biraz zayıf arkadaşlar. Yani böyle bir turbolu araca daha önce bindiyseniz, dizel bir araca, dizel turbo performansını ararsınız. Ama hep 1.6, 1.4 benzinli, LPG'li araca binen kişiler için de gayet ekonomik ve performanslı bir araç. Onu da göz önünde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Başka da size diyeceğim tecrübelerim. Bakımları falan çok pahalı bir şey değil diyeceğim ama şu an yağ da yeni %25 mi ne zam geldi. Yani şu an video çektim, tarihten itibaren ne dediysem bütün fiyatlar, emin olun bir sonraki ay inanılmaz derecede değişecek. Bunu siz de biliyorsunuz. Hatta bugün alışveriş yaptık markette. Ya şundan ihtiyaç var mı falan filan hanımla konuşuyoruz. Bir kaşar peynir alacağız. Örnek veriyorum.
ya bir kilo alalım dedi, almış gibi bir buçuk alalım dedim. Sonra bu fiyata bulamayacağız dedim yani. Şu anki o zamanı yaşıyoruz biz. Umarım fiyatlar bir şekilde sabitlenir, oturur ve istikrarına kavuşur. Yani şurada yakıt olarak benzinler, dizeller, motorin, arkadaşlar bunlar Brent varil petrol fiyatına göre düşüp yükseliyor. Ve şu an petrol varil fiyatı 1 dolar 2 dolar yükseldiğinde hemen pompaya yansıyor ama yakıtlar yani düştüğü zaman pompaya yansımıyor ne hikmetse. Ülkemizde de şu an öyle bir sıkıntı var. Örnek veriyorum 110-120 dolarlara çıktı. Mesela şu an pazartesi, bugün videoyu pazar günü çekiyorum. Pazartesi günü motoruna indirim bekleniyor deniliyor. Yani indirim gelmesi için de arkadaşlar en az bir 8-9 lira indirim gelmesi lazım. Ama biz ne hikmetse 1 lira, 2 lira, 2 lira bile indirim olmadı. 1,5 lira indirim oluyor, 1 lira tekrardan bindiriliyor. Çok yanlış bir strateji izleniyor. Buna bir şekilde birinin el atması lazım. Yani gerçekten de araçlar artık ne çok lüks oldu. Yani şu araba şu an benim en son hesapladığımla söyleyeyim. Çünkü yakın zamanda bir daha hesaplamadım. Arkadaşlar LPG olarak söylüyorum. 30 litre LPG var. Ben içindeki biraz vardı. Fulledim. 270 lira aldı. Yol yaptım 270 kilometre. LPG 10.29'du. Hadi LPG'ye 10 lira deyin. Yani kilometrede 1 lira yakıyor diyoruz. Ve şu an diğer dizel araba sahipleri şehir içinde 14-15 litresi yakan araçlar yani 2-2,5 litre yakıt yakıyor. İnanılmaz bir fiyat. Yani ben şimdi Kırıkkale'den çekiyorum videoyu. Kırıkkale Ankara 100 kilometre. Önceden yani 50 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 100 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 200 liraya gidiyoruz ve geliyoruz. Yani ben bugün 200 liralık LPG aldım arkadaşlar. Ankara'ya gittim. Kilometremizi sıfırlamıştım hatta. 172 kilometre olmuş. Ve ışığımız da kırmızı yanıyor. Muhtemelen 200 kilometre falan anca yapacak. Yani ortalama 1 lira yakıyor aracımız. Durumlar böyle. İşin özetine gelecek olursak 1.16'yı tavsiye eder miyim? Evet ederim. Özellikle eşine almak isteyen, eşiyle beraber kullanmak isteyen kişiler varsa mutlaka alabilir. Çok güzel, prestijli bir araba. Işık sensörü var. Park sensörü var. Bizim aracımızda bir de geri görüş kamerası var. Yani bir bayan için en önemli olan bunlar. Far sensörü zaten karanlıkta otomatikman kendisi aydınlatıyor otoparka falan girdiğimizde. Park sensörü, özür dilerim, far sensörü. Park sensörü zaten park ederken işine yarıyor. Artı geri görüş kamerası var. Direksiyonu biraz sert arkadaşlar diğer araçlara göre. Bunun bilgisini vereyim. Çok yumuşak bir direksiyonumuz yok BMW'lerde. Onun haricinde güzel araç. 300 bin lira bandında şu an hatasız boyasızları. Biraz daha hatalı boyalıları daha düşük fiyatlarda. Tercih size kalmış. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video çekmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.